Dün vicdansızlık yapmayın, aç kalan falan yok demiş Erdoğan. Hayatımda Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk hiç kimseyi görmedim. Gerçi söylediği doğru. Yani saraya baktığınızda hiç kimse aç değil. Hepsinin keyfi gayet iyi. Bir değil, beş yerden maaş alıyorlar. Durumları da çok iyi. Ama sahaya inip vatandaşı görmüyorlar. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişilerin ya da düşüncesinden ötürü hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Kayyum uygulamalarına son verilip 4 seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidebilecekleri konusundaki taahhüdümüz var. Bunu kurultayımız kabul etti. Sizler öyle kalkıp tehditle, şantajla, yok efendim sandıktan çıksa da biz size iktidar yapmayız. Ne derlerse desinler. Sadat'ın önüne gittiğimde korkudan içeriye kaçtılar. Bir daha ifade edeyim. Sadat'ın önüne gittiğimde korkudan içeriye kaçtılar. Van'da buluştuk. Van'ın bizim açımızdan özelliği bir belediye başkanımızın bile olmaması. Ama Van'ı gezerken değerli arkadaşlarım da gözlemlerini aktardılar. Büyük bir kabul var. Herkeste bir beklenti var. Dolayısıyla bu beklentiyi, bu kabulü büyütmemiz gerekiyor. Bunu birlikte yapacağız. Beraber yapacağız. Sorunlar var. Sorunların tümünün farkındayız. Sorunları çözmek gibi bir hedefimiz var, bir idealimiz var. Akılcı politikalarla sorunları çözmek istiyoruz. Sorunları çözerken kimsenin kimliğine, inancına, yaşam tarzına kilitlenmeden, insanı insan olarak gören ve insanı bir değer olarak kabul edip o çerçevede sorunları çözmeye kilitlenen bir hedefimiz var. Evet, Van'dayız. 7000 yıllık bir tarihin üzerindeyiz aslında. 3000 yıllık bir Van Kalesi hala ayakta, dipdiri duruyor. Az önce Van kedisini gördük. Van'ın otlu peynirini, şelalelerini, Akdamar Adası'nı. Bakıldığı zaman tarihi açısından görkemli bir tarih var. Olağanüstü güzel bir coğrafyası var. Ve dolayısıyla çok saygın, zengin bir kültürü içeren ve o kültürü koruyan Vanlı kardeşlerimiz var. Onlarla beraber olmak, Van'da olmak bizim açımızdan son derece önemli. Van'ın tabii zengin kültürü var derken 16. yüzyılda önemli bir yazarı var. Fekiye Teyran diye. Bu yazar Yaşar Kemal'in Karıncanın Su İçtiği romanında da geçen bir yazarımız. Masalları ve destanları en güzel anlatan yazarlardan birisi. Ayrıca tabii Vanlı pek çok sanatçı var. Erol Evgin, Funda Arar, Sinan Çetin, gazeteci Fatih Altaylı, Mahmut Turgut fotoğrafçı, Uğur Yücel, Ruhi Su, İlker Kaleli gibi değerli sanatçıları, yazarları, çizerleri, romancıları, öykücüleri bünyesinde tutan bir kent. Kentin pek çok sorunu var. Diğer kentlerde olduğu gibi. Aslında burası sanayi açısından da, tarım açısından da, turizm açısından da olağanüstü güzelliği olan bir kent ve burası büyümeye hazır olan bir kent. Tek sorunu var, Van'a kilitlenen bir siyasal anlayış yok. Van biraz dışlanmış durumda, biraz terk edilmiş durumda, Van'ın sorunlarıyla ilgilenen bir siyasal anlayış yok. Ama Van'daki tabloyu ters yüz edip Van'ı büyütmek de bizim boynumuzun borcudur Sayın Başkan. Özellikle il başkanına söylüyorum. Sınır ticareti burada çok önemli. Sınır ticareti. Sınır ticaretinin gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Vanlı kardeşlerime sözümdür. İktidarımızda, millet iktidarının iktidarında görecekler Vanlılar Van'ın nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğini, bölgenin nasıl kültür merkezi, sanayi merkezi, üretim merkezi, turizm merkezi olduğunu herkes görecek. Önce Vanlılar görecek. Vanlılara söz veriyoruz.
Sayın Başkan konuşurken inşallah kendimizin kaderini değiştirirsiniz dedim. Sayın Başkan, sadece Vanlıların kaderini değil, söz veriyorum, Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye, herkesin. Her grubun huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Yerel yönetimler, belediye başkanlarımızı da dinledim. Ayrıca araştırma yapan değerli arkadaşlarımız vardı, onları da dinledik. Belediye başkanlarımızın olağanüstü başarıları var. Onu da gayet iyi biliyoruz. Bölgede yerel yönetimlerle ilgili ciddi bir sorun var. Kayyum ataması var. Kayyum atamasından duyulan ciddi bir rahatsızlık var. Alanda da görüyoruz bunu. Seçtiğimiz belediye başkanına görev yaptırmıyorlar diyor, deniyor. Vanlı kardeşlerime ve yine kayyum atanan bütün belediyelerin bulunduğu yerdeki vatandaşlarıma seslenmek isterim. Kayyum uygulamasına karşıyız. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinde bunu gayet açık ve net ifade etmişiz. Aynen okuyayım. Çünkü ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi bizim kurultayımızda oy birliğiyle kabul edilen, katılan bütün üyelerimizin oy birliğiyle kabul ettiği bir metindir. Yeni bir merkez yerel dengesi oluşturulacaktır diyor. Hedefimiz bu. Yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak deniyor. Evet, gelirleri artırılacak. Bu konudaki hedefimiz de çok belli. Belediye başkanı arkadaşlarıma söyleyeyim. İlk yerel yönetimlere aktarılacak kaynak taşıt alım vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi. Park sorununu siz çözeceksiniz, vergiyi onlar alıyorlar. O verginin size gelmesi lazım. Kreş sayımız CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde 2019'da 162 iken bugün 316'ya çıkmış durumda. %100'ün üzerinde kreş sayısında artış var ve arkası da gelecek. Kapasiteye baktığımız zaman 2019'da 12.279 çocuğumuz kreşe giderken bugün CHP'li belediyelerin olduğu yerde 25.519 evladımız kreşe gidiyor. Dolayısıyla özellikle yoksul semtlerden başlayarak kreş açma konusunda belediye başkanlarımızın gösterdiği çaba, geliri düşük olan ailelerin çocuklarının daha iyi bir ortamda sosyalleşmelerine olanak sağlandı. Yurt konusunda da 20 yıldır yurt sorunu çözemediler. Millete söz verdik. Bir yılda Türkiye'de yurt sorunu çözeceğiz diye. Ama belediye başkanlarımız bu konuda büyük adımlar attılar. 2019'da 22 yurt varken bugün yurt sayısı 54'e çıkmış vaziyette. Kapasite 2.996 iken 2019'da bugün 10.478 öğrenci Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yurtlarında kalıyor. Üretim ve üreticiye de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler büyük destek veriyorlar. Destek verilen üretici sayısı 147.000. 147.000 üreticiye Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yardım ediyor, destek veriyor. 50 milyondan fazla meyve ve sebze fidesi tarım kesiminde üreticilere dağıtıldı. 50 milyondan fazla sebze ve meyve fidesinin verilmesi çiftçinin bütçesine önemli bir katkıdır. 120 bin ton tohum, 75 bin tondan fazla hayvan yemi dağıtıldı. Öyle ki bazı talepler geldi. CHP'li belediyelerin olmadığı yerlerde de talepler geldi. Tohum talepleri, o taleplerde tümüyle karşılandı. 1800 tarım aracı yine üreticilere dağıtıldı. Bunların içinde traktör, römork, süt tankı gibi, budama makinesi gibi pek çok tarım aracı var. 20 binden fazla küçük ve büyükbaş hayvan üreticilere dağıtıldı. Hiçbir ücret alınmadan dağıtıldı. Hayvan hastalıkları ile ilgili mücadele konusunda 2 milyona yakın doz aşı temin edildi ve hayvanlar aşılandı. 683 kooperatif ile ortak çalışma yürütüldü ve kooperatiflerle olan çalışma büyütülerek devam ediyor. Ayrıca bizim belediyelerin olduğu yerlerde, diğer belediyelerde
Diğer partilerin belediyelerinde en azından onlara, o belediyelerden hizmet alan vatandaşlarıma da şunu söylemek isterim. Bizim belediyelerin olduğu yerlerde bütün ibadethaneler tertemizdir ve sürekli tertemiz tutulur. İster camisi, kilisesi, havrası, cemevi neyse, neresiyse insanlar Allah'a dua etmek istiyorlarsa en temiz ortamda, en uygun ortamda bu ibadetlerini yapıyorlar. Sosyal yardımlar ve kreşler fakir mahallelerden başlayarak yapılıyor. Oy versin vermesin hiçbir ayrım yapılmıyor. Ve bizim partili, A partili, B partili demeden insan insansa bizim için büyük bir değerdir ve o değere her türlü hizmetin yapılması lazım. Baskılar, tehditler var. Bunu en iyi belediye başkanlarımız bilir. Soruşturmalar var. Belediye başkanlarımızın başarılarını kıskananlar var. Belediye başkanları başarılı olunca başarılarının önüne nasıl set çekebiliriz arayışı var. Oysa akıllı bir yönetim belediye başkanlarının başarılı olmasını ister. En azından sosyal patlamaların önüne belediye başkanları geçiyor diye düşünür. Ama o kadar ciddi bir ön yargıya sahipler ki CHP'li belediyeler nasıl başarısız olur? Onun arayışı içindeler. Polis baskınları, diğer baskınlar, ihbarlar, şikayetler, haksız eleştiriler, bütün bunların hepsi yapılıyor. Buradan vatandaşlarıma açık ve net ifade etmek isterim. Bu engellemelerin hiçbirisi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet vermesine asla ve asla engel olamayacaktır. Belediye başkanlarımız bütün engelleri aşarak halka hizmet verecektir. Halktan yana, halk için çalışan, vatandaş için çalışan bir anlayışa sahibiz. Ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Girmeyecektir. Bunun da bütün Türkiye'deki vatandaşlara bir beklenti olmanın ötesinde gerçekleşen bir doğru olarak da ifade etmek isterim. Dün vicdansızlık yapmayın, aç kalan falan yok demiş Erdoğan. Hayatımda Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk hiç kimseyi görmedim. Gerçi söylediği doğru. Yani saraya baktığınızda hiç kimse aç değil. Hepsinin keyfi gayet iyi. Bir değil, beş yerden maaş alıyorlar. Durumları da çok iyi. Ama sahaya inip vatandaşı görmüyorlar. Bugün sabahleyin Vanlı bir kardeşim medya aracılığıyla Kılıçdaroğlu acaba bizim eve gelebilir mi? Uzun süredir elektriğimiz yok, borcumuzu ödeyemiyoruz. Eşim rahatsız. Gittim. Ziyaret ettim. Bu mahallede dediler, buna benzer çok ev var dediler. Ve yoksulluk diz boyu dediler. Eğer sosyal devlet, sosyal devletliğini yapmazsa, siyasi otorite, sosyal devletin yapması gerekeni yaptırtmazsa, bölge halkını bana oy vermedi diye cezalandırırsa, Vanlılardan şunu bekliyorum. Bize katılacaksınız. Bize destek vereceksiniz. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. O zaman göreceksiniz. Van'ın nasıl Van olduğunu göreceksiniz. Sadece Vanlılar görmeyecek bunu. İranlılar da görecek Van'ın nasıl değerli bir kent olduğunu. Türkiye de görecek bunu. Dünya da görecek bunu. Değerli arkadaşlarım, açlığın ne olduğunu bilmiyorlar. Bizde bir söz vardır. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin derler. Asgari ücret 4.253 lira. Türk İş'in yayınladığı asgari ücret açlık sınırı 6.017 lira. Açlık sınırını belirleyen ben değilim. Türk İş belirliyor. Yeni de belirlenmiyor. Belirlemiyor. Yıllardır yapıyor. Aylık hesaplar yapıyor ve bunu kendi internet sitesinde yayınlıyor. Açlık sınırının 6.017 lira.
Asgari ücretinde 4253 lira olduğu bir ortamda vicdansızlık etmeyin. Türkiye'de hiç kimse aç değildir sözünün ne kadar havada kaldığı ve Türkiye gerçeklerinden ne kadar kopuk bir anlayışla Türkiye'nin yönetildiğini görüyoruz. Efendim, belediye başkanlarımıza baskı yapılıyor biliyorum. Biz denetimlerden çekilmiyoruz. Hiçbir belediye başkanı arkadaşım da denetimlerden çekilmiyor. Gelsinler denetlesinler. Her şey açık zaten. Ama ön yargıyla gelin. Ama cezalandırma amacıyla gelin. Ama doğruları yanlış bilin. Polis baskınları yapıp algı yaratmaya çalışıyorlar. CHP'li belediyelerin üzerine baskı kurarak algı yaratmaya çalışıyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarımdan istedim. Kaç soruşturma geçirdi belediye başkanlarımız diye. Baktım, Çanakkale Merkez Belediye'miz 2019'dan bu yana 78 kez denetlenmiş. 78 kez. Bursa Mudanya 35 kez. İzmir Çeşme Belediyesi tam 42 kez. Yani belediye başkanlar nefes alamaz hale, belediye başkanlığı nefes alamaz hale getiriyorlar. Buna benzer Bolu'dan tutun Aydın, Antalya Kemer, İzmir Büyükşehir 14 kez denetlenmiş. Efendim Samsun Atakum 29 kez, Eskişehir Büyükşehir 26 kez denetleniyor. Denetlemeyi yapanlara da CHP'li belediyelerde acaba bir açık bulabilir miyiz diye talimat verip müfettişleri gönderenlere de şunu söylemek isterim. Biz halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul eden bir anlayıştan geliyoruz. Belediye başkanlarımız attıkları her adımı bilirler. Her adımın sonuçlarını bilirler ve yaptıkları her harcamanın hesabını da belde halkına verirler. Çünkü bu onların namus görevidir zaten. Yapıyorlar zaten. Efendim, bir şey daha ifade edeyim. Değerli arkadaşlarım. Türkiye'de ciddi sorunların olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini de biliyoruz. Paramiliter güçlerle kendilerine yeni alanlar açtıklarını da farkındayız. Sadat ve benzeri kuruluşlar, onlardan birisi şöyle bir ifade kullanmış. Efendim biz bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz. Yani demokrasiye inanmıyoruz. Yani kimse sandıkta galip gelirse, ben izin verirsem iktidar olabilir diyor. Senin boyunu görmek isterim ben. Senin bosunu görmek isterim ben. Sen bu lafı ediyorsan, arkanda birileri var, ona güveniyorsan asla ve asla ona güvenmeyeceksin. Güveneceğin birisi varsa onu da açık ve net söyleyeyim, bu ülkede Kuvayi Milliyeciler vardır. Bu ülke sahipsiz bir ülke değildir. Sizler öyle kalkıp tehdit de, şantaj da, yok efendim sandıktan çıksa da biz size iktidar yapmayız. Ne derlerse desinler. Sadat'ın önüne gittiğimde korkudan içeriye kaçtılar. Bir daha ifade edeyim. Sadat'ın önüne gittiğimde korkudan içeriye kaçtılar. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Bizim adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Biz savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Biz öyle avukat bürolarında kurulan bir parti değiliz. Bizi tanımıyorlar. Korkutacaklarını sanıyorlar. Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz. Feriştahınız gelse. Dışarıya kaynak aktarıldığını da gayet iyi biliyorum. Ensardır, Türgev'dir. Bakın bizim belediye başkanlarımız kooperatif var. Kooperatifleri var. Kadın kooperatifleri var. Karma kooperatifler var. Üretim yapıyorlar. Üretimi malları satın alıyorlar. Satıyorlar. Kendi kurdukları mağazalarda. Veya yoksullara dağıtıyorlar. Her şey belgeli.
Hiçbir belediye başkanımız ya bir vakıf kurdurayım şu çocuğuma, bir de Amerika'da bir başka çocuğuma da bir vakıf kurdurayım, buradan paraları oraya transfer ederim. Gönderen benim evladım, oradan alan da benim evladım. Bunu dile getirdiğimiz zaman da kıyameti koparıyorlar. Bu memleketi kimseye soydurtmayacağız değerli arkadaşlar. Bu memleketi kimseye soydurtmayacağız. Makamı ve mevkisi ne olursa olsun her karanlık odağın üzerine gitmek bizim görevimizdir. Her karanlık odağın üzerine gitmek. Bir devlet nasıl çalışır? Bir devlette karanlık odaklarla nasıl mücadele edilir? Eğer bir iktidar karanlık odakları arkasına destek olarak alıyorsa ülkeyi yönetemez, sağlıklı yönetemez. Onun da çok iyi bilinmesi lazım. Efendim kısaca Vanlılara bir iki şey söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, evet Türkiye güzel, evet Van'da güzel. Van'da huzur içinde eğer Vanlı kardeşlerim yaşamak istiyorlarsa bize katılın diyorum onlara. Bu bölgede huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın. Van'ın büyümesini, bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılın. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız, oyunuzun değeri olsun istiyorsanız o zaman bize katılacaksınız. Van'ın görkemli tarihinin ve doğal güzelliklerinin sadece bölgede değil, bütün Türkiye'de ve dünyada duyulmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Sınır ticaretinin gelişmesini, komşu ülkelerle ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişilerin ya da düşüncesinden ötürü hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Devleti soyan beşli çetelerden, uyuşturucu baronlarından şikayet ediyorsanız bize katılacaksınız. Devletin ahlakta, adalette, erdemle, bilgiyle, birikimle yönetilmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Hiçbir vatandaşın kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü suçlanmasını ya da ötekileştirilmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız. Bu ülkeyi sevenler beraber olmak zorundadırlar. Bu ülkenin çıkarını savunanlar beraber olmak zorundadırlar. Bu ülke için çalışmak isteyenler beraber olmak zorundadırlar. Doğu batı güney kuzey ayrımı yapmadan toplumun her kesiminin kucaklanmasını istiyorsanız yine bize katılacaksınız. Unutmayın, biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Halkın partisiyiz. Sizin partiniz. Sizin için çalışıyoruz. Sizin için emek harcıyoruz. Ve en önemlisi, her gittiğimiz yerde duyduğumuz bir sözcük var, adalet. Bu memlekette gerçekten adalet istiyorsanız, gerçekten de bir kişinin mağdur edilmemesini istiyorsanız, herkesin aşı işi olsun istiyorsanız, evlatlarınıza haksızlık yapılmasın istiyorsanız, hiçbir çocuk yatağa aşı girmesin, bunu arzu ediyorsanız siz de iyi koşullarda hazırlanın, çocuklarınız iyi koşullarda okusun diyorsanız tek bir adresiniz var. Tek bir. Açık ve net ifade ediyorum. Tek bir adresiniz var. O adresin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hep şunu söylerlerdi. Efendim bu CHP var ya CHP, ne olmuş CHP'ye? Efendim bunlar hep eleştirirler, hiçbir şey yapmazlar. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neler yaptığını öğrenmek istiyorsanız,
Herhangi bir belediyemize, en küçüğünden belde belediyesinden en büyüğüne kadar, büyükşehire kadar göreceksiniz. Oradaki değişimi göreceksiniz. Oradaki güzelliği göreceksiniz. Oradaki mutluluğu göreceksiniz. Kimsenin ötekileştirilmediğini göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanların görev yaptığı yerde halkın nefes aldığını göreceksiniz. Huzur içinde olduğunu göreceksiniz. Bütün engellere rağmen bunların gerçekleştiğini göreceksiniz. Ya bir de CHP iktidar olursa o zaman göreceksiniz Türkiye'nin nasıl nefes aldığını. O zaman göreceksiniz Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü. O zaman göreceksiniz Türkiye'nin bölgesinde nasıl saygın bir ülke haline geldiğini. O zaman göreceksiniz tank palet fabrikasının Katar'dan nasıl alınacağını göreceksiniz. 128 milyar doların kimlere peşkeş çekildiğini göreceksiniz. Vatandaşın hakkının ve hukukunun nasıl savunulduğunu göreceksiniz. Devletin nasıl saydam olduğunu, her kuruş verginin hesabının millete nasıl verildiğini göreceksiniz. Her evladımızın en iyi okullarda okuma hakkının nasıl teslim edildiğini göreceksiniz. Arzu eden, kaygı duyan arkadaşlar, ya gerçekten bunlar olabilir mi diyen bir vatandaşım varsa beni de arayabilir, herhangi bir belediye başkanımı da arayabilir. Belediye başkanlarımız davet ederler, gelirler gösterirler. Yaptıkları çalışmaları anlatırlar. Dolayısıyla değişimden yana, dönüşümden yana, güzellikten yana, kucaklaşmaktan yana, barıştan yana güzel bir tabloyu yaratmış durumdayız. Bu tabloyu büyütmeye ihtiyacımız var.